İyi akşamlar. Cumhuriyetimizin 91. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu bayram gününde sizin aracılığınızla Danimarka'daki vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihteki ilk Kurtuluş Savaşı örneğinden sonra Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş ve bugün dünyada haklı, saygın bir konuma ulaşmış büyük bir devlettir. Bunu burada da vatandaşlarımızın hissettiği ölçüde yaşıyoruz, görüyoruz. Bayramın yaşandığı bugün de dün aldığımız bir kaza haberi ulusça bizi üzüntüye boğdu. Konya Ermenek'te bir madende meydana gelen çökme nedeniyle 18 vatandaşımızın mahsur kaldığını endişeyle öğrendik. İnşallah onlardan da iyi haberler alacağız. Bugün yaptığımız davete çok sayıda yabancı konuğun yanı sıra vatandaşlarımız da geldi. Birazdan Türk vatandaşlar grubunun olduğu grup gelecek. Onlara da yabancı konuklara yaptığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kutlama mesajını okuyacağım. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımın bayramını kutluyor. Nice yıllara sağlık, mutluluk ve esenlik içinde erişmelerini diliyorum. First nation that has succeeded an independence war are celebrating today the 91st anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey. Misafirler, Cumhuriyetimizin 91. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlediğimiz davete katıldığınız için hepinize candan teşekkür ediyorum. Bu en büyük bayramımız, milletçe gurur duyduğumuz bir gün. Hepimize, bütün ulusumuza kutlu olsun. Gerçi dün Ermenek'ten aldığımız üzücü haber, milletçe biraz bizi üzüntüye sevk etti. Bütün duamız oradaki kardeşlerimizin en kısa zamanda kurtulmaları ve buna dair sevindirici bir haber almamız.
Ölmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Ayacak o benim dil, o benim milli kahramanlıkım. O bir güneş düşünce dur celal sana. Ne yapıyorlar?